Ben biraz daha geri gideyim. Bir dakika, ses tamam mı? Evet, artık başlıyorum. Aloha. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar ve bu video böyle kısa bir video olacak çünkü özellikle böyle arada kısa videolar da çekeyim istiyorum. Yani 10, 15, 20 dakikalık böyle size hani olabildiğince hızlı ve kısa bir şekilde anlattığım artık o videonun konusu her neyse bu şekilde ele aldığım videolarda gelsin istiyorum. Bu da onlardan biri. Umarım izlerken keyif alacağınız bir video olur diyorum. Ve bu videonun aslında konusuyla direkt başlıyorum. Bu videoda dağcılıkla ilgili iki belgesel film önereceğim size ve hani daha bir hafta bile olmadı. İki belgesel filmi de böyle üst üste izledim ve hazır tazeyken hani kafamda da böyle bayağı etkilenmişken ve bunu paylaşmalıyım gerçekten izlerken çok keyif aldım dediğim iki belgesel film oldu. O yüzden bir an önce bu videoyu çekmek ve sizlerle paylaşmak istedim. Normalde ben bekletiyorum. Hani böyle 5 bazen 6-7 tane hani belgesel film ya da artık ne paylaşıyorsam dizi, tiyatro, konserler de paylaşacağım size. Onları da not alıyorum gittiğim konserleri. Hani böyle paylaşıyorum ama dediğim gibi bu video hem biraz kısa olsun istedim hem de hazır izlemişken böyle hani birkaç hafta geçmeden sizlerle paylaşayım istedim. Ve izlediğim ilk belgesel film Finding Michael. Bunun Türkçesini Amazon Prime'da izledim ama hani Michael'ı bulmak bu belgesel filmin adı da Finding Michael diye geçiyordu. Hani hiçbir yerde böyle Türkçe bulamadığım için İngilizce adıyla paylaşıyorum. 1 saat 40 dakikalık bir filmdi bu, belgesel filmdi. Ve özellikle hani dağcılıkla ilgili ben belgesel filmleri çok seviyorum. Ve bir süredir takip ediyorsanız ya da böyle belgesel film ya da hani mini dizileri size öneriyorum. Hani bunları biliyorsanız benim ne sevdiğimi daha doğrusu hani buna biraz aşikarsanız macera dolu belgesel filmlerden ya da dizilerden hoşlandığımı da biliyorsunuzdur. Dağcılık da ben hani hiçbir şekilde denememiş olsam bile ilgimi çeken bir alan. O yüzden hani hangi platformda böyle dağcılıkla ilgili gerçeğe dayalı böyle bilim kurgu, fantastik ya da bir roman uyarlaması değil de belgesel film varsa onu izlemeye özen gösteriyorum. Bu filmin de arkadaşlar konusu İngiliz yapımı bir film. Ve 1999 yılında Everest'te tırmanırken 22 yaşında Tom olması gerekiyor arkadaşımızın adı. Şuraya yazarım. 22 yaşındayken kayboluyor ve bedeni hiçbir zaman bulunamıyor. Aradan 22-23 sene geçiyor. Sanıyorum tam olarak 23 sene sonra biri kardeşinin mailine bir posta gönderiyor. Ve bu arada hani spoiler vermeden anlatıyorum. Hani genel konusuna baktığınızda da bunlar yazılı. O yüzden hani bunu böyle anlatabilirim. E-posta gelmesiyle beraber o zaman yani kaybolduğu anda giydiği montuyla tabii ki böyle grainli yani tam net bir görüntü değil e-mailine gelen. Ama hani o kırmızı işte üstü var ve de böyle siyah bir kapşonu var diyeyim. Abisinin olma ihtimali çok yüksek diye ve o zaman onunla tırmanan arkadaşına da soruyor hani sence bu o olabilir mi? Gidip bakayım mı diye. O sorduğu kişi de evet o zaman giydiği mont buydu diyor ve Tom'u bulmak için aslında kardeşi 23 yıl sonra Everest'te bir yolculuğa çıkıyor. Bu belgesel film de bu şekilde çekiliyor. Dediğim gibi Amazon Prime'da var ve hani spoiler olmasın diye aranızda belki izlemeyi seçenleriniz olur diye buldular mı, bulamadılar mı? Hani belgeselin ilerleyen zamanlarında ne oldu? Mutlu sonla mı bitti bu belgesel? Bunu paylaşmayacağım. Ama gerçekten hani izlerken çok zor olmalı dedim. Çünkü hani bir de 23 sene çok uzun bir zaman. Hani düşünsenize sevdiğiniz biri tırmanmayı seçiyor ve Everest Dağı'na dünyadaki en yüksek dağa tırmanıyor ve bir şekilde artık hani çığ mı düştü üstüne ne olduğunu da bilmiyorlar tabii ki. Kayboluyor. Ve artık dediğim gibi buluyorlar mı bulmuyorlar mı bunu paylaşmayayım ama o yolculuğunu ele alıyor.
Bu arada kardeşi hani bir dağcı ya da daha önce tırmanma deneyimi olmayan biri olduğu için o sadece böyle base camp yani ana kampa kadar ilerliyor ve kardeşinin 1999 yılında hani o ana kampa giderken geçtiği yollardan geçiyor. Hatta 99'da çekilen görüntülerle bugünkü görüntüler böyle senkronize şekilde veriliyor. O beni çok etkiledi ve o şekilde de aslında kardeşini anıyor. Tabii şu da var, yani bu belgeselin beni en çok etkilemesinin bir diğer yanı da aslında şunu da düşündüm. Hani deprem dolayısıyla sevdiğini toprağa veremeyen, yani onlara son kez elveda diyemeyen çok insan oldu. Ve ben de kendimi o insanların yerine koydum. Yani benim sevdiğim biri dağa tırmansaydı ve ondan haber alamasaydım, bir anda kaybolsaydı ve bir daha ona hiç ulaşamasaydım, hani hiçbir şekilde ona elveda deme şansım olmasaydı, onun hani elveda diyemeseydim, ne hissederdim? Hani hayatım nasıl değişirdi ve sonsuza kadar neler gerçekten bambaşka olurdu hayatımda? Hani ben bu açıdan da düşünerek izledim ve depremden dolayı da çok etkilenerek izledim. Yani o depremzedeleri düşündüm. Yani ağır geldi bana izlemek. Kesinlikle böyle İnanılmaz, harika, içinizi çok hafifletecek bir belgesel film diyemem. Bayağı hüzünlendiren, yer yer ağladığım bölümler de oldu. Ama hani gerçek bir konu ve zaten röportajlara yer veriyor. O yüzden eğer izlemeyi seçerseniz ben 10 üzerinden 8,5 veriyorum arkadaşlar. Bence çekimler de çok kaliteli. Bunun yanı sıra 7 Mart demeyeyim de Mart 2023'te yayına girmiş. Bilginiz olsun. Bununla ilgili ha bir de şey de söyleyeyim. Yönetmen arkadaşımız da Tom Baird ya da Beard. Baird herhalde öyle okunuyor. Yönetmen arkadaşımız Tom Beard. Bu şekilde hani Amazon'dan izlemek isteyenler izleyebilir diyorum ve sıradaki belgesel önerisine geçiyorum. Dün izleyip bitirdiğim bir diğer belgesel film arkadaşlar inanılmaz etkisinde kaldım. 14 zirve hiçbir şey imkansız değildir. Ve bu beni açıkçası çok etkiledi ve inanılmaz da ilham verdi. Ben hayatımda şuna çok dikkat ediyorum. Hani ben kime ilham olabilirim ve kimler bana ilham oluyor? Hani bir insana dokunabilmek yaptığınız bir şeyle, söylediğiniz bir şeyle ya da paylaşımlarınızla bence çok kıymetli. Umarım biraz olsun da zaten hani YouTube vasıtasıyla ya da en olmuş yani podcast'le bunu yapabiliyorumdur. Ya da hani hangi alanda olursa olsun heykeltıraş, ressam ne yapıyorsanız yapın. Bence bir insana dokunmak, ilham vermek ve sözden çok yaptıklarınızla onu gösterebilmek çok kıymetli. Bu belgesel de beni bu açıdan etkiledi. Nirmal Purja diye bir arkadaşımız 7 ayda dünyadaki 14 zirveye tırmanmayı amaçlıyor ve bunu seçiyor. Ve aslında bu yolculuğa giderken hangi yollardan geçiyor ve bunu başarabiliyor mu? Buna şahit oluyoruz bu belgesel filmi de izlerken. Netflix'te arkadaşlar yayınlanıyor. 1 saat 41 dakika. Ve şöyle konusundan biraz daha detaylı yine spoiler vermeden bahsedecek olursam adı neydi? Reinhold Messner ya da Reinhold Messner diye bir arkadaşımız var. 16 yıl içinde oksijen desteği almadan yani oksijen tüpü olmadan bu 14 dağa tırmanıyor. Yani o summit dedikleri 14 dağın zirvesine 16 yılda Reinhold Messner tırmanıyor. Ve daha önce ondan daha az bildiğim kadarıyla yani 16 yıldan daha az bir sürede 14 dağın zirvesine tırmanan biri yok diyebiliyorum. Nirmal Purja'da 7 ayda bunu tamamlayabileceğini iddia ediyor. Tabii ki de bunu yaparken oksijen tüpüyle, tüpü de değil, oksijen tüpü demeyeyim ona, oksijen maskesi, tüp nereden çıktı sanki dalış. Oksijen desteği alıyor yani maskeyle tırmanıyor ve 7 ayda bunu tamamlıyor. Ve dünyada bunu tamamlayan ilk kişi olarak zaten kayıtlara geçiyor. Bu arada hani belgeseli izlerken göreceksiniz dünya rekoru kırdığı birçok başka alan daha var ama o detaylara ben girmeyeyim. İzlerken siz kendiniz şaşırın diyeyim. Çünkü ben bayağı şaşırdım ve bayağı etkilendim. Bu arada yine hani belgesel filmde biraz anlatılıyor ama şöyle bir şey de varmış. Ben dağcı olmadığım ya da bir tecrübem olmadığı için hani izleyerek öğrendim açıkçası. Dağcılar arasında işte oksijen maskesiyle mi tırmanmak daha mantıklı? Yoksa aslında oksijen maskesiyle tırmanınca
Hani o tırmanış o gerçek sayılmıyor mu? Yani gerçek dağcı sayılmıyor musunuz? Hani tamamen oksijen desteği almadan tırmanmak mı gerçek dağcı yapıyor sizi? Hani böyle bir tartışmaya da yer veriliyor. Ama tabii ki de bana sorarsanız ben deneyimlemedim ve deneyimlemeyi de seçmiyorum. Çünkü biraz çekiniyorum. Zaten hani 8000 metreyi değil mi? Doğru söylüyorum. Hani 8000 metrenin üzerindeyse dead zone diye geçiyor ve şu anda aldığımız nefesin üçte birini soluyabiliyormuşuz o hani irtifada. Ay bu cümlelere, bu kelimelere gerçekten alışık değilim. Yani o kadar yükseklikte tabii ki de oksijen azaldığı için bizim kapasitemiz de buna elverişli olmadığı için oksijen desteği almak gerekiyor. Bu arada yine ben şaşırdım. Everest'te tırmanışta inanılmaz insanlar var. Yani çok fazla dağcı zaten Everest'e tırmanmayı seçiyor. Çünkü dünyadaki en yüksek dağ ve de biraz da bence turistik olduğu için de, ama bu uğurda hani tırmanamadan ölen, çığ altında kalan, nefesle ilgili sorunlar yaşayan çok fazla insan ölüyor. Oluyor ve ölüyor. Yani yılda 2-3 kişi ölüyor diye biliyorum, ama hani daha detaylı bir bilgiye sahipseniz, sonuçta ben bu videoyu çekmeden önce her şeyi de araştırmadım Everest'le ilgili. Çünkü bu iki filmle ilgili size olabildiğince kısa ve böyle öz bir şekilde bilgi vermek istedim. Ama yorumlarda hani siz de yazabilirsiniz dağcılıkla ilgili, işte Everest Dağı ile ilgili ya da diğer dağlarla ilgili. Yani herhangi bir yorumunuz varsa hem ben bilgilenirim hem de bu videoyu izleyen ve o yorumları okuyan başka arkadaşlarımız da bilgilenir diyorum. Ben zaten paylaşımı çok seviyorum arkadaşlar. Şimdi yine filme dönmem gerekirse, dediğim gibi 7 ayda 14 dağın zirvesine tırmanıyor ve gerçekten şunu görüyorsunuz, yani ben ondan çok etkilendim. Hiçbir şekilde pes etmiyor. Zaten diyor ki dağcılıkta bir kural vardır. Hiçbir zaman hiçbir şekilde çok mu güçlüsünüz, zayıf mısınız ya da böyle kaslarınız çok mu iyi, dağcılık buna bakmıyor diyor. Dağda gerçek olan tek şey sizin pes edip etmeyeceğiniz diyor ve pes ederseniz de ölürsünüz diyor. Dolayısıyla aslında bu belgesel film pes etmemenin, kendine inanmanın ve gerçekten seçtiğinde kimse sana inanmasa dahi onu başarabilmenin, sen kendine inandığında gerçekten onu başarabileceğini aslında bilmenin hikayesi ve Emmy adaylığı varmış bu belgesel filmin. Ben çok etkilendim. Yani iki belgesel filmden bu beni daha fazla etkiledi. Yani benim buna puanım 10 üzerinden 9,5. Özellikle Nirmal Purja'ya çok çok saygım var. Tabii ki Reinhold Messner da yani bence hiç kolay bir şey değil. Hele ki oksijensiz ve ölüm bölgesi diye geçen hani o zirvelere çıkmak kolay olmasa gerek. Gerçekten bana çok zor geliyor. Hani çok saygım var. Bu arada Nirmal Purja'nın eşinin de yaşadığı zorlukları biraz belgeselde hani dinliyorsunuz. O açıdan da hani açıkçası şaşırtıcı oldu. Annesiyle, ailesiyle olan bağı da beni çok etkiledi. Ve tabii şu da var. Hani doğru söylüyor. Yine belgeselin böyle bir yerlerinde diyor ki aslında bunu bir Batılı ya da bir Amerikalı falan hani başarmış olsaydı, o tırmanmış olsaydı böyle 14 zirveyi 7 ayda çok daha fazla ses getirirdi. Ama bir Nepalli bunu yapınca bundan çok daha az ses getiriyor. O yüzden hani aslında Nirmal Purja kendisi Nepalli ve Nepal'in de, yani bir Nepalli olarak bunu yapıp Nepallilerin dağ konusunda ne kadar becerikli olduğunu, yetenekli olduğunu ve başarılı olduklarını da kanıtlamak istiyor gibime geldi benim. Aynı zamanda şerpalardan da bahsediliyor. Ama çok fazla artık daha da detay vermeyeyim. Zaten biraz spoiler da vermiş oldum. Ama bence çok detaya da girdiğimi düşünmüyorum. Bu arada bu filmin de yönetmeni Torquil Jones. Bu şekilde arkadaşlar sanırım. Daha aslında başka konulara da girebilirim yani, ama dediğim gibi çok fazla detaya inmeyeyim ve bu da böyle kısa bir video olsun. Sizin izleyip çok sevdiğiniz ve bana ve aynı zamanda izleyen arkadaşlarımıza da önereceğiniz belgesel filmler ya da dağcılıkla ilgili illa belgesel film olması da gerekmiyor, ama hani Kardelen kesinlikle bu filmi izlemelisin, bunu çok öneriyorum dediğiniz arkadaşlar, filmler, diziler varsa yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bu arada hani bu video böyle dağcılıkla ilgili belgesel film önerisi oldu, ama
Değişik alanlarda da mesela Mubi'de sevdiğim 3 filmi sizinle paylaşabilirim Mubi platformundan. Ya da belki romantik ve romantik komedi alanında sevdiğim 2-3 filmi belki paylaşabilirim. Ya da dizi önerilerinde bulunabilirim. Böyle böyle hani biraz daha kısa videolar gelsin isterseniz onu da yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Ve varlığınız için, izlediğiniz için kocaman mahalo diyorum. Umarım izlerken keyif aldığınız bir video olmuştur. Bu arada Instagram'dan da takipte kalmak isterseniz şuraya bir yerlere Instagram'ımı bırakacağım. Oradan da zaten storyler paylaşıyor oluyorum. Biraz daha hani yakından beni tanıma şansınız oluyor. Aynı zamanda hani hem beğenerek hem de abone olarak destek de olmuş oluyorsunuz. Hem buradan hem oradan. Tabii ki de bu sizin seçiminiz. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz de abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Dediğim gibi her cuma 6'da video geliyor arkadaşlar. Bilenler bilmeyenlere duyursun. Ve ben böyle bir videoya başladığımda aslında bu yüzden de benim videolarım biraz uzun oluyor. Hep konuşmak istiyorum. Hep sizlerle böyle sohbet etmek istiyorum. Hatta bazen şey oluyor. Hani keşke şu anda sizler de böyle karşımda olsanız ve sizlerle kahve içiyor olsak ve konuşsak. İleride belki mümkün olur. Buna ne dersiniz? Yine bunu da yorumlarda benimle paylaşırsanız sevinirim. Böyle çok büyük gruplar değil ama hani belki mesela filmlerle ilgili konuşmayı seviyorsanız ya Zoom üzerinden ya da böyle bir yerde hani buluşarak böyle 5-10 kişi kahve içebiliriz. Yorumlarda benimle paylaşırsanız çok sevinirim diyorum. Ve evet daha fazla lafı uzatmayayım. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşça kalın. Çok mutluyum çünkü yani bu kısa bir video olacak ve ben genelde bildiğiniz üzere kısa videolardan çok uzun videolar çekmeyi ama seviyorum. Gerçekten şöyle bir şey oluyor açıkçası. Hani uzun video çektiğimde sanki kendimi çok daha iyi anlatabilmiş hissediyorum. Bir de konu konuyu açıyor yani. Sonuçta siz varsınız karşımda. O yüzden böyle paylaştıkça da paylaşasım geliyor. Hey gidi hey. Bugünlerde olacak o kadarı çok özlüyorum. Konudan konuya sapma hızım. Neyse görüşürüz. Umarım bu arada bu iki filmi izlemekten keyif alırsınız. İzledikten sonra da yorumlarınızı bekliyorum. Sevdiniz mi, sevmediniz mi? Ne düşündünüz? Onu da yazın. Evet bayağı soru sormuş oldum ama soru seviyorum biliyorsunuz. Neyse görüşürüz.